Kur'an'ımı getirir misin? Hemen bak. Bak benim yaptığıma bakın. Bize kriz gelmiyor. Öksürüğüne dikkat et sen de. Donuk bir madde değiliz ki abi. Bize de kriz gelmesin. Niye gelmesin ki? Bak ben ne yapmışım. Bak göreceksin bak. O şeyleri kaydet. Ver. Bak işte. Kur'an'ım değil mi bu? Dolaşıyorum. Bak Kur'an'ımın içine, hiç kimsenin görmeyeceği yere. Bak içine. Görüyor musunuz? Bu benim ataklarım geldiği zaman, sence atak. Krizim geldiği zaman, sıkıntım geldiği zaman kullandığım yöntem. Bunlar hep benim kazanımlarım. Diyorum ki, hatırlıyorsun değil mi falan yerde? Mesela, bir tanesini söyleyeyim. İsim vermeyin. Falan abiyle sıkıntısı vardı. Neyse şöyle diyeyim. Bir tane okumayayım. Bir gün merdivenden çıkıyor. Zeytinburnu'ndan. Ayaklarım titredi. Ne olduğunu bilmedim. İkinci katta düştüm. Ve birkaç dakika ayaklarım hiç tutmadı. Sonra bilgime müracaat ettim diyor. Hani merdivenden çıkarken ayağın titredi farkını hatırladın mı? Sonra ona dedim saldırıya uğramış olmayayım dedim. Dediğim anda yok oldu. Hatırlıyor musun? O merdivendeki ayağın titremesi diye şifre koydum. Hemen pat. Ha şu andaki halin de o cinstendir. Diye hatırlatıcı cümlelerim var. Kazandığım savaşlar bunlar. Mesela çok şiddetli başın ağrıyordu. Çok şiddetli. Ve dayanamıyordu. Mustafa Babala diyorum. Mustafa Baba elini koydurup ayet-i kürsü okutturduğun zaman kuş gibi olduğunu hatırlıyor musun? Ne demek istiyorum? Baş ağrısı baş ağrısından kaynaklanmıyor. Erbaa habisin aktif olmasından geliyor. Saldırıya uğramışsın. Mustafa Baba'nın el koyduğunu hatırlıyor musun? Baş ağrımı ne yapıyorum şimdi? Abdullah bir el koyar mısın? Kemiğe temas et. Temas, en kaliteli tesir okumak temasla. 19. mektup hep temas var. Çocuğa temas etti. Hazreti Ali'ye ayağını sürdü. Tükürüğünü koydu. Elini sürdü. Elinden attı. Hep temas. Şimdi bu kadar malumat verdik. Tamam mı? Şimdi dirayeti okuyoruz. Yani maziyi buradaki gibi kullan.